Yıl 2016. Beşiktaş'ta Rövşan Caniyev isimli yine bir Azeri mafya patronu otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Olay yerinde 65 mermi kovanı vardı. Şimdi biraz bu adamı tanımalıyız. Rövşan Caniyev. Caniyev 17 yaşındayken polis olan babası yerel gangsterler tarafından öldürülmüştü. 1996'daki duruşmada sanığın ailesini tehdit ettiğini duyan Caniyev, mahkemede silahını çekerek onu öldürdü. Bu olay sonucunda 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rövşan Caniyev zaman içerisinde Moskova'ya giderek buradaki Azerbaycan Türklerinden oluşan çeteler arasında güç sahibi oldu, kaçakçılık piyasasına girdi. 2010 yılında Rusya'da Kafkas kökenli çetelerin liderliğini yapan Kürt kökenli Aslan Usoyan bir Azeri restoranından çıkarken keskin nişancılar tarafından öldürüldü. İddialara göre infaz emrini Rövşan Caniyev vermişti. Yeah.